Bugün kolon ya da sütun kromatografisinden bahsedeceğiz. Sizce bu kromatografi türü ne işe yarar? İlaç şirketleri yüksek miktarlarda ilaç üretmek için büyük ölçekte gerçekleştirebilecekleri bir arıtma sürecine ihtiyaç duyarlar. Bazen ürünlerindeki nihai etken maddenin arıtılması gerekir. Kolon kromatografisi de tam da bu iş için biçilmiş kaftandır. Peki organik kimya laboratuvarımızda bunun kurulumunu nasıl yapacağız? Sabit faz olarak silika jel veya kolondaki başka bir maddeyi kullanacağız. Hareketli fazımız ise içine döktüğümüz çözücü olacak. Şimdi teçhizata bir göz atalım. Burada maviyle gösterilen kolonumuz mevcut ve farklı parçalardan oluşuyor. Üst tarafında sıvıyı dökebilmemiz için bir ağız var. Alt tarafta ise şu anda kapalı konumda olan bir anahtarlı musluk mevcut. Aşağıda da kullandığımız şeyi toplamak için bir cam şişe bulunuyor ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz herhangi bir cam nesneyi mesela deney tüplerini kullanabilirsiniz. Peki, nereden başlıyoruz? Öncelikle bu kolonu bir tür filtreleme malzemesiyle doldurmalı. Fakat aynı zamanda bu maddenin akarak şişeye dökülmesine engel olmalıyız. İlk olarak bir pamuk yumağını en alta yerleştirebiliriz. Bu çok ufak bir parça. Genellikle uzun bir çubukla musluğa doğru bastırmanız gerekecektir. Bir sonraki aşamada ince tabaka oluşturacak kadar kum tanecikleri görüyoruz. Olabildiğince yatay olmalı. Eğimli ya da eğri büğrü olmamalı. Bunun sebebini daha sonra açıklayacağım. Bunu kolona eklediğiniz her katmana uygulamalısınız ve tüm katmanlar kolona dikey olmalı. Şimdi ise silika jeli eklemelisiniz silika jeli kolonun neredeyse tamamını kaplayacak şekilde kullanmalısınız ve şuradaki çizgiye gelene kadar dökebilirsiniz. Son olarak çözücü maddeyi kolona dökmelisiniz. Böylece kolon sürekli olarak ıslak kalacaktır. Kolon kurursa çatlayabilir ve şeritlerin birbirine karışmasına sebep olabilir. Çözücüyü bu çizgiye kadar doldurmalısınız. Çünkü dediğim gibi kolon kurursa çatlayabilir yine çözücünün tüm kolona yayıldığını göreceksiniz. Fakat bu biraz dağınık görünüyor. O yüzden bir süreliğine silelim. Şimdi ise kolonu kullanacağımız asıl ürünle dolduracağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu bir pipet yardımıyla yapabiliriz. Çünkü katman son derece düzgün ve eşit olmalı. Şöyle çizelim. Üst tarafta silika jelin üzerine yerleştirdiğimiz ince tabaka var. Peki bunu kolondan nasıl ittirip şişeye dolduracağız? atmamız gereken ilk adım musluğu açmak olacaktır. Peki neden? Şöyle ki, çözücüyü döktüğümüzde şeridin kolondan aşağı doğru inmesini isteriz. Bu da yalnızca sıvının diğer uca doğru akabilmesiyle mümkündür. Silika jel hattımızı tekrar çizelim. Şu anda silikamız burada. Fakat gördüğünüz üzere ilk baştaki yeşil şerit iki ayrı şeride ayrılmış durumda. Biri sarı, diğeri ise mavi. Gerçek hayatta renkler bu kadar birbirinden ayrı olmayabilir. Fakat süreç böyle işler. Bu devam ettikçe yine silika hattını görüyorsunuz. İki şerit arasında ayrışma daha da belirgin hale gelecektir. Bu ana kadar şişede toplanan şey çoğunlukla çözücüdür. Fakat mavi şeritteki maddeyi nasıl toplayacağız? Tam olarak hangi bileşim olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Fakat farklı hızlarda hareket etmelerine ve yüzeye tutunmalarına bakarak mavi ve sarı şeritlerin farklı polariteleri olduklarına ve bunların farklı maddeler olduklarına kanaat getirebilirsiniz. Mavi şeridin dibe çok yaklaştığını gördüğünüzde hızlıca eski şişenin yerine yeni bir şişe koymalısınız ki yeni şişede yalnızca mavi bileşim olsun. Sarı şerit ise hala kolonun içindedir. Topladığınız her şişe bir fraksiyon sayılır. İşte kolon kromatografisi bu şekilde. Bu şeritlerin düzgün bir şekilde yatay olması gerektiğini videonun başında söylemiştim. Fakat bunun yerine yamuk olsalardı ne olurdu? Bu durumu çizelim. İşte burası silika jel hattı. İki şerit buradan geçerken kolona dikey ve birbirlerine paralel olarak geçmek yerine böyle bir görüntü oluştururdu. Sarı şerit böyle eğimli olurdu. Aynı zamanda bileşimi eğik bir şekilde dökmüş olsaydınız Yeşil şeritte böyle eğimli olurdu. Buradaki sorun şu. Belirli bir zaman sonra şu iki çizgi arasındaki kesidi toplamaya çalıştığınızda ne saf yeşil bileşimi ne de saf sarı bileşimi elde ederdiniz. Bunun yerine ikisinin karışımı olurdu ki bu da çok verimli bir arındırma olmadığı anlamına gelirdi. Bu sebeple ilk aşamalarda oldukça dikkatli olmalısınız. Çünkü kolon kromatografisinin uğraştırıcı yanı düzeneği doğru hazırlamaktır. Sonrasında yapmanız gereken sadece beklemek ve çözücünün akmasını izlemektir. Bugün öğrendiklerimize kısaca bakarsak, kolonu pamuk, kum ve silika jel kullanarak nasıl dolduracağımızı öğrendik bileşimleri kolon kromatografisi kullanarak kutupluluklarına göre nasıl ayırabileceğimizi öğrendik.